Keki fırına attık. Şimdi bu karma karışık olan mutfağı toparlamaya geldim. Kendime yarım saat süre verdim. Yarım saatte bu mutfağı bitireceğim dedim. Böyle saatlerce mutfakla uğraşmak da istemiyorum çünkü. Şu saat 12.30'a geliyor. Susuzluk çok kötü ya. Dün suyun olmaması bugün bile bugünümü bile etkiledi. Sabahtan beri dolapta boşalan şişeleri dolduruyorum. Anca arıtmanın deposu doldu. Şimdi de işte gördüğünüz gibi bulaşıkları halledeceğim. Dün akşam yani artık banyolarda, lavabolarda yani kullanacak suyumuz kalmaz diye ne Ali banyo yaptı, ne ben akşam bulaşığını yıkayabildim. Suyun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Önce bulaşık makinesini boşaltayım canlar. Kek o şeyimiz de orada duruyor. Aylin yalayabildiği kadar yaladı. Sıyırdı bitirdi onu. Bu arada Müge Anlı da başlamış. 2 gün olmuş. Ben daha izleyemedim biliyor musunuz? Ben daha izleyemedim Müge Anlı'yı. Gülecek bilmiyorum. Söyleyeyim ben de güleyim. Benim de gülmeye ihtiyacım var. Dün çocuklar bu DYK kursları için başvurularını yaptılar. Alper de Ayto da ikisi de. Bütün önemli dersler sadece Türkçe hariç. Türkçe zannedersem Türkçe için öğretmen bulamadılar herhalde. Öğretmen olmazsa Türkçe'ye DYK açmamışlar. Artık anne, şu ikinci sınıf kitapları var ya. Sonra. Daha ben bakmadım. Kızım içinde ne var ne yok. Fırsat bulup bakamadım. Birazdan bakarız ona. Dün ailenin yani yavaş yavaş okul hazırlıklarımız başladı. Biliyorsunuz geçenlerde zaten şey yaptık. Evdeki eksikleri aldık marketten. Kırtasiye alışverişi yapmıştık zaten. İzlediniz onu. Dün de ailenin
ikinci sınıf set kitabını aldık. Setini aldık yani. Bütün derslerden olan seti aldık. 395 lira. Yani 400 lira diyelim toplamına biz. Bir de iki tane hikaye kitabı seti. Set halinde ayrı ayrı iki set. Bir de Türkçe, matematik, işte hayat bilgisi, bütün yani ana dersleri içeren bir set. 400 lira. Hepsine 400 lira verdik. Daha ortaokul öğrencilerin ailenin deftere ihtiyacı yok. Geçen yılki defterleri pek fazla defterden çalışma yaptı. İlk birinci dönem sadece okuma yazmaya geçene kadar defter çalışması yaptılar. İkinci dönem pek fazla defter çalışması yapmadılar. Genelde fotokopi üzerinden çalışma yaptılar. O yüzden geçen yıldan bazı defterleri boş duruyor. Orada yani kullandığı sayfaları bantlarım. Geri kalan kısmını kullanır. Alper'inki öyle. Alper'in hiç deftere ihtiyacı yok. Onlar zaten hiç defterden çalışmamışlar. Çünkü onlar genelde konu anlatımı ve bol bol test çözmeydi geçen yıl. Herhalde bu yıl da öyle olacak. O yüzden Alper de geçen yılki defterlerine devam edecek. Sadece Aytuğ'a birkaç tane defter aldık. Onların şeyleri alacağız. O da okul açılınca belli olacak zaten. Kaynak kitapları. En çok zaten yani defteri kalemi hiç düşünmüyorum. Onlar çok fazla tutmuyor zaten arkadaşlar. En çok tutan kaynak kitabı. İşte aileninkini görüyorsunuz. İlkokul, ikinci sınıf öğrencisinin kaynak kitabı 400 lira tutuyor. Düşünün 400 lira. Bu geçen yıldan, yani geçen dediğim 3 ay önce Haziran ayından okullar kapanmadan önceki bizim okulumuzun Ünfakır tavsiye ile anlaşmalı fiyatı oluyor. Anlaşmalı fiyat. Yani fiyat anlaşması yapmasalar şu an biz onu öğretmen diyor iki katına çıkmış fiyatı diyor testi şey. Ne o şeyin adı? Söyleyemiyorum vallahi. Kaynak setinin fiyatı iki katına çıkmış diyor. Yani anlaşmalı olarak 400'e al. Olanlarınkini düşünüyorum. En çok onlarınki yüksek fiyat tutan çünkü. Onlar ortaokul öğrencisi. Onların kitapları daha pahalı oluyor.